Anneciğim, hoş geldin sevgili 10. sınıflarım. Sizler için en pratik haliyle, en kolay haliyle ne anlatacağım? Fiilimsi anlatacağım. Hazırsanız hemen başlıyoruz kuzular. Başlığımız fiilimsi. Sınavınızda dil bilgisi kısmından gelecek olan yer burası. Fiilimsiler değil mi? Birinci dönem, birinci yazılı. 10. sınıflarımız, sevgili 10. sınıflarımız. Sizler bu konuyu en son ne zaman görmüştünüz? 8. sınıfta görmüştünüz. Hatta sizler bu konuyu gerçekten çok iyi biliyorsunuz. Bu konu sizi zorlayacak bir konu değil. Zaten benden dinliyorsan hiçbir konu seni zorlamaz. Rahat ol, her şey kontrol altında. Evet, hadi uzatmayalım. Fiilimsi. Fiilin eş anlamı nedir? Eylem. O zaman fiilimsinin diğer adı nedir? Eylemsi. Fiilimsiler. Bir saniye, klimayı da şöyle bir açayım. Fiilimsiler sevgili arkadaşlar, fiilden isim yapan eklerdir. Fiilimsi ekleri. Fiilimsi ekleri yapım ekleri sakın unutmayın. Onunla başlayalım. Fiilimsi ekleri, hani isim, fiil, sıfat, fiil, zat, fiil ekleri var ya, o ekler ne eki? O ekler yapım eki, sakın unutmayın. Fiilimsiler yapısı sorulduğunda nasıl kelimelerdir? Türemiş yapılı kelimelerdir. Fiilimsiler yapılır. Tamam mı? Fiilimsi ekleri her zaman nereye gelir? Fiilimsi ekleri her zaman fiile gelir, sakın unutmayın. Şimdi az çok aşinasınız diye hemen söylemek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, zarf fiilekleri nelerdir diyorum öğrencilerime. Başlıyor ki işte kem, yılı, asiye falan. Böyle bir ezber var onun zihninde. Tamam diyor, ken yalaz, yani diyorum, ken diyor, alı eli diyor, aslı esi diyor, tamam. Peki diyorum, soruyorum ona. Dersteyken, beni arama. Şimdi diyorum, buradaki ken ekini görünce, bu diyorum zarf değil mi diyorum. Evet diyor. Olur mu ya, evet. Ezber yapıyorsun işte. Kim yılı asiye diye sadece ek ezberliyorsun. Olayın mantığından uzaklaşıyorsun. Sevgili arkadaşım, ders kelimesine, ders kelimesi isim, benim güzel çocuğumu isim. Ken, zarf fiil olamaz. Çünkü zarf fiiller nereye gelir? Fiile gelir. Buradaki ken isme gelmiş. O yüzden bu zarf fiil falan değil. Tamam mı? Dikkat edin. Bir, fiilimsi ekleri her zaman nereye gelir? Fiile gelir. Fiilimsi ekini alan bir kelimenin size yapısı sorulduğunda ne dersiniz? Türemiş yapıldır dersiniz. Çünkü fiilimsiler fiilden isim yapar. Yapım eki de fiilimsi ekleri. Sakın unutmayın. Ve lütfen sadece ek ezberlemeyin. Olayın biraz mantığını kavramaya çalışın. Bu konuda sadece altı çizili kelimelere bakılmaz. Cümlenin tamamı okunur. Sakın unutmayın. Bu bilgi zaten Türkçenin bütün konuları için geçerli. Türkçede arkadaşlar sadece altı çizili yere bakılmaz. Anlamda da bakılmaz, dil bilgisine bakılmaz. Bir zahmet cümlenin parçanın tamamını okuyun. Tamam mı? Hemen bir kamerayı kontrol ediyorum. Gayet iyi gidiyoruz. Hadi bakalım, isim fiil deyip başlıyoruz, tamam mı? İsim fiil, bir. Bir. İsim. İsim fiil. Arkadaşlar, ismin eş anlamı ad, fiilin eş anlamı eylem. O zaman isim fiilin diğer adı nedir? Ad eylem. Ad eylem isim fiil. Neydi isim fiil ekleri? Mayışmak. Yani aklımızda öyle tutuyoruz. İsim fiil eklerini aklımızda nasıl tutuyoruz? Mayışmak diye tutuyoruz. Mayışmak. Yani hocam isim fiil ekleri mame, mame, ış, iş, uş, üş ve makmek. Peki bu ekler nereye gelecek? Fiil. Fiil şimdi. Fiilden sonra mame geliyor, ış, iş geliyor, makmek geliyor. Peki bu kelimeyi buldun. Bulduğun bu kelime her zaman isim fiil midir? Hayır. Sevgili arkadaşım, mame
olumsuzluk iki de fiile geliyor. Demek ki sen maneyi gördüğün her yerde isim fiil deyip atlamayacaksın. Maneye de olabilir, olumsuzluk iki de olabilir. Ya da fiilden isim yapan başka bir ek olur. E ben nasıl ayırt edeceğim hocam, nasıl bileceğim bunu? Çok basit bir yöntemimiz var. Hepiniz biliyorsunuzdur bu yöntemi. Bir kez de ben hatırlatmak istiyorum. Sevgili arkadaşım, cümlede bu kelimeyi bulacaksın. Bu kalıptaki kelimeyi bulacaksın. Sonra bu kelimeyi ne yapacaksın? Olumsuz yapacaksın. Bu kelimeyi mane ile olumsuz yapacağız. Tamam yaptık. Olumsuzu yapılabiliyorsa mane ile, demek ki bu kelimede fiil özelliği var. İşte adına isim fiil diyeceksiniz. Sevgili arkadaşlar, isim fiiller fiil özelliklerini tamamen yitirmezler. Bir kelimede fiil özelliği olup olmadığını anlamanın yolu o kelimeyi mane ile olumsuz yapmaktır. Bir kelimenin mane ile olumsuzu yapılabiliyorsa o kelimede fiil özelliği vardır deriz. Kalem bir isim. Sen bunu mane ile olumsuz yapabilir misin? Yapamazsın. Çünkü mane neleri olumsuz yapar? Fiilleri. Bir kelimenin fiil özelliği gösterip göstermediğini anlamanın yolu onu mane ile olumsuz yapmaktır. Olumsuzu yapılabiliyorsa isim bileceğiz. Kulağımı tırmaladı sesim. Öyle bir bağırdım ki böyle ben bile rahatsız oldum. Tamam mı? Evet, bak şimdi iyi dinle. İyi dinle. Gülmek sana yakışıyor. Fiilden sonra mame, ışış, makmek ekini alan kelimeyi cümlede bul. Hangi kelime var? Gülmek. Gülmek kelimesinin kökü fiil mi? Evet. Fiilden sonra makmek gelmiş mi? Evet. Peki bu kelimeyi olumsuz yapabilir misin? Nasıl yani hocam? Hani gülmek, gülmemek diyebilir misin? Diyebiliriz. Ama hocam, gülmemek sana yakışıyor. Çok saçma değil mi? Arkadaşım, cümlenin tamamını oku demedim. Bu kelimeye bak. Gülmek. Burada gülmek kelimesinin hangi anlamda kullanıldığını görüyoruz. Gülmek. Peki bu kelimenin olumsuzu gülmemek değil midir? Gülmek, gülmemek. Yani cümlenin illa bu şekilde olması gerekmiyor. Gülmek fiilinin olumsuzu gülmemektir. Ha? Olumsuzu yapılabiliyor. O zaman buradaki makmek ekine ne diyeceksin? İsim fiil diyeceğiz. Tamam mı? Ders çalışmayı bilmiyordum. Ders çalışmayı bilmiyordum. Sevgili arkadaşlar, çalışmak değil mi? Fiilden sonra maneye gelmiş mi? Peki bu kelimeyi olumsuz yapabilir misiniz? Ders çalışmamayı. Oluyor da oluyor. O zaman buradaki maneye ne diyeceksin? Buradaki maneye isim, fiil diyeceksin. Tamam mı? Hocam buradaki ye, o ye kaynaştırma. Oradaki ye kaynaştırma. Sondaki ı da hareketmiş. Ama hocam, hareketleri benim bildiğim isme geliyor. Evet yavrum, hareketleri isme geliyor. Ama bu fiil. Yavrum, çalışmayı kelimesinin kökü fiil. Evet, kökü fiil, çalışmak fiil. Ardından ne gelmiş? İsim fiili gelmiş. İsim fiiller ne yapıyor? Fiilden isim yapıyor. Burası artık ne oldu yani? İsim oldu. Üstüne artık haleki, çoğul ekiye bunları getirebiliriz. Tamam mı? Evet. Şurayı temizleyeyim ben. Burayı temizleyelim. Örnekleri çoğaltalım. Şimdi mesela size dedim ki az önce her gördüğünüz mame ekine atlamayın dedim değil mi? Örnek verelim. Diyorum ki etleri buzlukta dondurma. Etleri buzlukta dondurma. Tamam. Bu dondurma vanilyalı. Bu dondurma vanilyalı. Bir de etleri
dondurmayı düşünüyorum. Şimdi üç cümlede ne yaptım sevgili arkadaşım? Dondurma kelimesini kullandım. Üç cümlede kullandım. Etleri buzlukta dondurma. Ha. Sana ne yapıyor orada? Uyarıyor. Bak. Etleri buzlukta dondurma. Dondur, dondurma. Buradaki mame nedir? Buradaki mame olumsuzluk edilir. Etleri buzlukta dondurmama oluyor mu? Bunu mameyle olumsuz yapabilir misin? Hayır. Bu zaten olumsuzluk ekip. Belli. Peki. Bu dondurma vanilyalı. Bu dondurma vanilyalı. Arkadaşlar buradaki dondurma nedir? Kalıcı aldır. Donmak fiil kökü. Donmaktan dondurmak. Fiilden fiil. Dondurmaktan da dondurma. Fiilden isim. Ama fiilimsi eki olan fiilin isim değil. Başka bir fiilin isim. Kalıcı ad yapan fiilin isim. Tamam mı? Burada fiilimsi falan yok. Peki aşağıya gel. Etleri dondurmayı düşünüyorum. Etleri dondurmayı düşünüyorum. Dondurmayı, dondurmamayı. Oluyor değil mi? Bu kelimeyi maneviyle olumsuz yapabiliyorsun. O zaman işte buradaki mameye ne diyecek misin? İsim, fiil diyecek misin? Anlaşıldı mı? Hadi bir örnek daha. Bir örnek daha siliyorum. Hemen bir örnek daha. Apartmanın girişi temizlendi. Hadi yazalım. Apartmanın girişi temizlendi. Tamam. Bir de apartmana girişi bizi korkuttu. Apartmanın girişi. Girmek fiil kökü fiilden sonra iş gelmiş. Girmek fiil kökü iş gelmiş. Peki ikisi aynı mı? Değil. Apartmanın girişi dediğinizde şu kelimeyi mame ile olumsuz yapabiliyor musunuz? Apartmanın girmeyişi diye bir şey olur mu? Olmaz. Buradaki iş fiilden isim yapan bir ek. Ama fiilimiz falan değil. Fiilimsiler fiil özelliklerini korurlar. Fiil özelliklerini tamamen bitirmezler. Bunu korurlar. Burada fiil özelliği yok. Bu bitmiş artık. Bu artık isim olmuş. Giriş, çıkış. Bu artık isim. Aşağıya gel. Apartmana girişi. Ha, apartmana girişi, apartmana girmeyişi diyebilirsin. Buradaki kelimeyi ne yapıyorum? Mame ile olumsuz yapabiliyorum. İşte buradaki işi fiilimsi, yani isim fiil diyeceksin. Anlaşıldı mı? Peki. Bir kontrol daha. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşım. Hemen siliyorum şurayı. Ne verelim şimdiki örneğimizde? Kıyma. Kıyma. Ay, el kadar çocuğa kıyma. Bak. El kadar çocuğa kıyma. Tamam. Yarım kilo kıyma. Tamam. Soğanları ince kıymayı, soğanları incecik kıymayı seviyorum. Soğanları böyle incecik kıymayı seviyorum. Hadi devam edelim. El kadar çocuğa kıyma. Olumsuz kek. Kıyma, fiil kökü yapma, kıyma. Buradaki mame nedir? Olumsuzluk ekidir. Fiilimsi falan değil. Yarım kilo kıyma, sevgili arkadaşlar bu da kalıcı bir ad oluşturmuş. Kıymaktan, kıymak fiil kökü. Kıymaktan kıymak fiilden isim ama artık bir et cinsinin adı olmuş. Bu bir kalıcı addır. Soğanları incecik kıymayı kıymamayı diyebilirsin. Olumsuz yapılabiliyor. Buradaki mameyi isim, fiil diyeceksin. Tamam mı? En sevdiğim yemek sarma.
yemek, sarma. Bak, bıt bıt. Bunlar kalıcı addır. Bunlar değiliz. Falan değilmiş. Anladın mı? Sarma yemek. Sarma yemek istiyorum. Biraz sarma yemek, pilav yemek, çok ya işte ne diyelim, et yemek gibi. Sarma yemek. Buradaki matmek nedir? Buradaki matmek olumsuzu yapılabiliyor. Tamam mı? Ona ne diyeceksin? İsim fiil diyeceksin. En sevdiğim yemek. Buradaki yemek neydi kuzum? Kalıcı ad. Sarma, o da yine kalıcı addır. O da bir yemeğin adı. Bu da kalıcı ad. Bunlar fiilisi falan değil. Sarma yemek, pasta yemek, ekmek yemek. Arkadaşlar buradaki sarma kalıcı addır. Ama şuradaki yemek, burada ise ne oldu? Fiilisi oldu. Pasta yemek, pasta yememek. Sarma yemek, sarma yememek. Olumsuz yapılabiliyor mu? Evet. Buna ne diyeceksin? Buna fiilisi diyeceksin. İsim fiil diyeceksin. Peki, yaprakları ince sarmayı sana kim öğretti? Ha, şuraya gel. Yaprakları ince sarmayı, sarmayı, sarmamayı diyebiliyorsun. Olumsuz yapılabiliyor. Buradaki manaya diyeceksin, isim, fiil diyeceksin. Yaprakları, yaprakları incecik sarma dersen buradaki manaya da olumsuzluk eki olur. Da 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 da. Bitti. Şişt, ne anlattım? İsim fiilde, isim fiili anlattım. İsim fiiller dedim ki fiillere gelir. İsim fiiller fiil özelliklerini tamamen yitirmezler. Bir kelimenin fiil özelliğini yitirip yitirmediğini anlamanın yolu onu ne yapmak? Maneyle olumsuz yaparak bulunabilir. İsim fiillerde ne yapıyoruz? Maneyle olumsuz yapıyoruz. Olumsuzu yapılabiliyorsa adına isim fiil diyoruz. Cümlenin tamamını okumak zorundayız. Her gördüğümüz ma, ış, mak isim fiil değildir. Kalıcı ad da olabilir. Fiilden isim yapan başka bir ek de olabilir. Anlaşıldı mı kızım? İsim fiilde sıkıntı yoksa bir sonraki videoda görüşelim. Sıfat fiil anlatacağım. Hadi bakalım takipte kalın. Instagram hesabında YKS Ahtere Master Nazli. Görüşürüz kızlar. İyi çalışmalar.